Yaşam her yerde. Gezegenin üzerinde yaşamın olmadığı bir yer bulmak çok zor. Bazen çok dikkatli bakmanız gerekebilir ama emin olun bulacaksınız. Ama yaşam bulmayı bekleyemeyeceğiniz bir yer biliyorum. O da buzun birkaç mil altı. Eğer Antarktika'nın altına inmeye başlarsanız ki bu arada benim en sevdiğim yerlerden biridir. Burada buz kütlelerinin çok kalın olduğunu görürsünüz. Bu kütleler aslında sürekli yağan karın birleşmesidir. Yağan bu karlar sıkışır, sıkışır ta ki sıkışan hava çıkana kadar. Bu koca buz kütlelerine sahibiz çünkü yağan kar hiç erimiyor. Bunların baskısı o kadar büyük ki su buz kütlelerinin altında hapsolur ve hiçbir zaman tamamen katılaşamaz. Vostok Gölü olarak bilinen buz kütlelerinin altında şekillenen bir su katmanı vardır. Son zamanlarda bir grup Rus jeolog kendilerine bir sondaj kulesi kurdular. Buzu delerek Vostok Gölü'nün su yolu kanalına ulaştılar ve bilin bakalım orada ne buldular. Sondaj ekipmanıyla aşağıya inmemiş, buzul altı ekosistemde oluşmuş bakteri türlerinin hatta daha kompleks yaşam formlarının göstergesi olabilecek bir kanıt. Gelin şimdi de çok sıcak yerlere gidelim. Çok meşhur bir örnekten bahsetmek istiyorum. Sanki kaynayıp fokurdayan bir kazanmış gibi sular volkanik hareketlerle Yellowstone Ulusal Parkı'nın ortasına fışkırıyor. Bu parkta fantastik bir tur yapabilir ve tüm o havuzları ve inanılmaz renklerini görebilirsiniz. Görülen bu renklerin çoğu mineraller sayesinde oluştuysa da, bir kısmı da yaşamla oluştu. Bakteri gibi tek hücreli mikroorganizmaların devasa kolonileri sayesinde. Burada 80 santigrat derece ısıya dayanabilen organizmalardan bahsediyoruz. Yani eğer Fahrenheit olarak hesaplarsak, 180 Fahrenheit'a denk geliyor. Yani kaynamaya çok yaklaşmış oluyoruz ki bu da aklımıza bazı sorular getiriyor. Örneğin, yaşamın sürebileceği en üst ısı derecesi nedir? Sanırım burada bakmamız gereken diğer bir konu da yaşamın her yerde olduğu. Bu aynı zamanda biyokütle dediğimiz şeyle de ilişkili. Bir yerlerde yaşayan farklı türdeki organizmalar toplanıp bir araya getirilerek bunların toplam ağırlığı ve kütlesi bulunur. Size yaşamın her yerde olduğunu söylediğimde emin olun ki gerçek anlamda her yeri kastediyorum. Aynı zamanda yaşam oldukça da fazla. Dünya gerçekten yaşayan bir gezegen. İnsanlar bunu çok daha önceden de söyledi ki bu gerçekten de doğru. Özellikle de biyokütlenin dağılımının dünyanın her yerinde geçerli olduğunu düşündüğünüzde. İkinci önemli nokta ise yaşamın dünya üzerine eşit şekilde dağıtılmadığı. Dünya üzerindeki her türe özgü bir sınıf, Habitat ve dağılım var. Bunlar üzerinde çalışmak istenen her organizmanın kendi karakteristik özellikleridir. İçinde bulundukları sınıf büyük olabilir veya küçük ama her türün her bir organizmanın dünya üzerinde ev dedikleri kendine ait bir yeri, bir alanı vardır. Ama her konuda dikkatli olmamız gerekiyor. O da türlerin sınıfları ve dağılımları hakkında bir şeyler söylediğimiz reklamlar. Bu konuda çok sevdiğim bir örnek de kutup ayıları ve penguenlerin birlikte gözükmeleri. Bu durumun gerçekleşebileceği tek yer var, o da bir hayvanat bahçesi. Ki hayvanat bahçesindeki görevlilerin de bundan mutlu olacağını hiç sanmıyorum. Doğada kutup ayıları kuzey enlemlerde bulunurlar, tam da kuzey kutbunda. Penguenlerse bunun tam tersi, güney yarımkürede güney kutbunda bulunurlar ve doğal olarak bu iki tür birbirleriyle asla karşılaşamaz. Çünkü her ikisinin de sınıfı farklıdır. Türlerin dağılım olayları hakkındaki çalışmalara biyo-coğrafya diyoruz. Bu terim, yeryüzü parçasını inceleyen bilim olan coğrafya ve canlılığı, hayatı ifade eden biyo kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Yani kısaca, dünya üzerindeki yaşamı inceler ve yaşam biçimlerinin neye benzediğini ve nasıl ortaya çıktığını açıklar. Bu da bizi daha önceden bahsettiğimiz türlerin çeşitliliği kavramına götürüyor. Belirli bir alanda kaç farklı tür canlı yaşayabilir? Bu türlerin çeşitliliğini ölçümlemek istiyoruz çünkü bu sayede biyocoğrafyadaki bazı biçimleri de anlayabiliriz. Farklı türleri saymada farklı yöntemlerimiz var. Dışarı çıkıyor ve onları inceliyoruz ve bu tip yollarla bazı bölgelerde Büyük bir tür çeşitliliğine sahipken bazı bölgelerde çok daha az çeşitlilik olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda her bir türde kaç canlının olduğu ve her türün popülasyonu farklılıklar gösteriyor. Eğer arabaya atlar ve herhangi bir yere giderseniz, organizma türündeki ve sayılarındaki eşit olmayan dağılımı yol boyunca görebilirsiniz. Gelin, Arktik tundraya doğru uzun bir yola çıkalım her ne kadar çöl gibi olsa da, orada da tam bir ekosistem ve ekosistemin içinde farklı türlerdeki organizmalar var. Ama bu tundurada yaşayan farklı türlerin sayılarına baktığınızda, bu sayının oldukça düşük olduğunu görürsünüz. Bazı türlerin popülasyonları diğerlerine göre bayağı yüksek olsa da, diğer bölgelere kıyasla türlerin sayısı oldukça az. Tabii ki minik, mikroskobik büyüklükteki organizmaları saymazsak. Aslında tundrada yaşayan tüm canlıları arabanızla giderken görebilirsiniz. Şimdi de direksiyonumuzu güneye kıralım ve doğruca aşağıya. Amazon bölgesindeki Panama kıstağına gidelim. Bu sefer dışarı baktığımızda tamamını görüp kavrayamayacağınız çokluktaki tür çeşitliliğini görürsünüz. Türleri, sayıları, sınıfları ve dağılımlarıyla Buradaki organizmalar sayılamayacak kadar çoktur. Biz bunları saymaya çalışıyoruz ama bu bilim için oldukça zorlu bir görev. Amazonlar'da oldukça muazzam bir tür çeşitliliğinden bahsediyoruz. Aynı şekilde eğer Kaliforniya'da dalmaya karar verirseniz, dalmak için oldukça keyifli bir yerdir. Çünkü birbirinden harika birçok organizma görebilirsiniz. Ama sıcak sularda rahatça yüzmeyi bir kenara bırakıp Filipinler'de daldığınızda karşılaşacağınız çeşitliliği düşünün. Filipinler'deki mercan resifinde göreceğiniz türlerin çeşitliliği ve organizmaların biyokütlesi, Kaliforniya'nın en kayalıklı kıyılarındakinden bile daha fazladır. Bu da sadece karada değil, aynı zamanda okyanuslarda da farklı yaşam biçimlerinin olabileceğini gösteren çok iyi bir örnek. Bazı yerlerde daha fazla olsa da, Dünya üzerinde yaşam her yerde. Yaşama saygı duyalım.